Özen Melika Bilas Hanesi'nden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Birlikte Sağlıkla programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bugün mezoterapi uygulamalarını konuşuyoruz ve gençlik aşılarından bahsedeceğiz. Dermatoloji yani cildiye uzmanı Doktor Eda Haşal bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hastanemize de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Bir tanesiz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim sizinle tanışma fırsatımız oldu. Yayın öncesinde de sohbet ettik, daha öncesinde de aynı şekilde. Dolayısıyla sizleri tanımayan takipçilerimiz ve izleyenlerimiz için önce sizleri tanıyarak başlayalım sohbetimize. Sonra mezoterapi, güzelleşme, sağlık bir sürü konu konuşacağız sizinle. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben Bursa doğumluyum. Liseye kadar Bursa'da okudum. Sonrasında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp fakültesi bitirerek uzmanlığımı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptım. Dermatoloji ihtisasım yine Bursa'da oldu. Sonrasında mecburi hizmetimi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaptım. Akabinde de Medikabil Hastanesi'nde çalışmaya başladım. Oldukça yeni oldu. Evet. Sizlerle tanışmamız da bu şekilde oldu. Evet, tekrar hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk. Şimdi bugün mezoterapi diyoruz. Mezoterapiyi çok sık duyuyoruz, çok aşina olduğumuz bir tabir. Fakat bugün biraz detaylara gireceğiz tabii ki. Kullanım alanlarını öğreneceğiz sizden. Faydalarına değineceğiz elbette. Fakat akıllarda soru işareti kalmasın diye merak ediyorum bu konuyu ve sormak da istiyorum açıkçası. Sadece dermatoloji uzmanları kozmetik amaçlı mı uygulamış hep bu zamana kadar mezoterapi uygulamasını, yoksa sağlık anlamında da faydaları mutlaka vardır, onları önce öğrenelim sizden. Aslında şöyle, mezoterapinin hayatımıza girişi 1950'lere dayanıyor. Fransız bir hekim tarafından uygulamalar başlıyor. İlk etapta spor yaralanmaları da ve farklı amaçlar, aslında kozmetik dışı amaçlarla kullanılıyor. İşitme farklı bir amaçla tedavi verilen bir hastanın işitme kaybını da düzeldiğini fark edip kulak bölgesinde mezoterapi uygulamasıyla tekrar bu işitme kaybının geçici bir süre toparlandığını görerek mezoterapi, yani ilaç uygulamalarının lokal, bölgesel şeklinde de uygulanabildiği ve fayda gösterdiği saptanmış. Bunun üzerine de hayatımıza giriyor. İlk uygulamalar aslında pek çok şeyde kozmetik amaçlı değil, farklı hastalıkların tedavisiyle hayatımıza girmiş. Sonrasında da deri hastalıkları veya cilt güzelleştirme, saç hastalıkları gibi veya bölgesel işte yağ eritmeleri gibi farklı kozmetik amaçlara evrilerek hayatımıza girmiş uygulamalardır. Mezoterapi dediğimizde bizim aslında yaptığımız şey maddeleri, ilaç tedavi edici maddeleri derinin iç katmanlarına enjekte etmektir. Ve bu sayede dışarıdan sağlayamadığımız etkiyi direkt uygulamalarla sağlamayı, doğru katmanlara vererek sağlamayı hedefliyoruz. Deri içine veya deri altı yağ dokuya vererek istediğimiz etkiyi sağlıyoruz. Bu maddeler uyguladığınız bölgedeki beklentilerinize göre de değişkenlik gösteriyordur elbette, değil mi? Kesinlikle. Bizim hedeflediğimiz şey cilt gençleştirmekse farklı, saç dökülmesi ise farklı, yağ dokusunu eritmek veya yıkımını arttırmaksa farklı veya ağrıyı geçirmek içinse farklı uygulamalar yapıyoruz. Her birinde seçilen ürün farklı. Mezoterapi bunların aslında genel ismi, bütüncül isminin karşılığı mezoterapi oluyor. Hangi durumlarda uygulanır sorusuna da kısmen aslında yanıt verdiniz ama ben bir kez daha sormuş olayım size, biraz detaylı anlatım yapalım dilerseniz bu konuyla ilgili. Tabii ki şimdi biraz altını çizmekte fayda var. Biz daha çok işin kozmetik kısmını konuşuyoruz bugün sizinle. Dolayısıyla hangi durumlarda uygulanır? Az önce sıraladığınız gibi bir kez daha rica ediyorum size. Şöyle, saç hastalıklarında kullanabiliyoruz biz mezoterapiyi. Saç dökülmelerinde hem erkek hem kadın tipi, hem akut dönem, telojen efluvium dediğimiz akut dönem, stres sonrası daha çok gördüğümüz saç dökülmesi tiplerinde kullanabiliyoruz. Bunun dışında yüz gençleştirme, cilt gençleştirme, boyun gençleştirme için el gençleştirme de kullanabiliyoruz. Daha çok lifting amaçlı veya leke amaçlı kullanabiliyoruz. Leke mezoterapileri yapabiliyoruz. Veya bölgesel incelme için mezoterapi ürünleri kullanabiliyoruz. Gıdada fazla olan yağı eritmek için olabilir. Veya işte karın bölgesinde lokalize bir yerde kalmış olan, işte sezaryen sonrası kalmış bir yağ dokusu olabilir. Bunları eritmek için de mezoterapi ürünleri kullanılabilmekte.
Bunlar daha çok tercih ettiğimiz uygulamalar oluyor. Evet ve çok da muzdarip olunan işlemler zannediyorum ki bunlar. Problemler daha doğrusu öyle evet. Söylemekte fayda var. Özellikle dikkatimi çeken el gençleştirme, gıdı yok etme ya da bölgesel olarak yine yağ yakımının sağlanmasını hedefliyorsunuz anladığım kadarıyla bu işlemlerle. El gençleştirme de çok sık müracaat edilen işlemlerden biri olsa gerek ya da benim çevremde en azından çok sık duyduğum bir şey bu. Çünkü yaşlılık demeyeyim de yaş almanın göstergelerinden bir tanesidir. Buruşmalar ya da eldeki o çizgiler vesaire bunları da yok edebiliyor muyuz mezoterapiyle? Şöyle, eller özellikle ihmal edilen bölgeler evet. Kesinlikle. Evet. Derecesine göre tabii ki ama bu yaşla beraber olan işte ellerde o şey görünen, daha dolgun görünen el görüntüsünün daha ince, işte kemik yapısının daha görünür hale geldiği durumlarda hem dolgu uygulamalarıyla beraber, kalsiyum dolgu uygulamalarıyla beraber cilt kalitesini de artıran, lekeleri de açan mezoterapi uygulamalarını yapıyoruz ve evet bu konuda da başarı sağlıyoruz. Süper. Peki kimlere uygulanamaz mezoterapi? Böyle sakıncalı bir grup var mıdır? Şunlara kesinlikle uygulama yapamıyoruz dediğiniz. Ya da uygulandığında yan etkisi görülebilecek olan bir grup var mı? Şöyle, şimdi mezoterapi dediğimiz şey aslında o hastalığa özgü ayarlanmış maddeler aslında bir nevi dokuyla uyumlu ama yabancı maddeler verdiğimiz için gebelikte ve emzirme döneminde çok tercih etmiyoruz. İkincisi bazı romatizmal hastalıklarda lupus dediğimiz sistemik lupus gibi ya da skleroderma gibi romatizmal hastalıklar ki bunlarda kişinin kendi dokularına karşı antikor dediğimiz bir bağışıklık yanıtının fazla çalışması durumu söz konusu oluyor. Bu kişilerde veya kontrolsüz şekeri olan yara iyileşmesi bu anlamda bozulmuş kişilerde veya daha çok kemoterapi alan hastalarda yani yara doku iyileşmesi bozulmuş ve yabancı cisim hani uygulaması gibi düşünebiliriz bunu yapmamayı tercih ediyoruz. Onun dışında bu maddelere özellikle bazılarının alerjisi varsa onları o gruplarda tercih etmiyoruz. İleri derecede böbrek ya da karaciğer rahatsızlığı olan kişilerde tabii onlar da tercih etmiyoruz ama genel olarak güvenli uygulamalar steril koşullarda yapıldığında konforlu güvenli uygulamalar ama özellikle bu grupları belirtebilirim. Evet peki her işlemin mutlaka bir riski söz konusu. Mezoterapinin de ufak da olsa yan etkisi var mı doktor hanım? Şöyle, nadiren alerjik durumlar gelişebiliyor. Doğru ürünü doğru bölgelere uygulamak gerekiyor. Mesela göz çevresi için her ürün kullanılmaz. O bölgenin işte lenf drenajı ayrıdır, ödem yapabilir. Çok hassas. Çok hassas. Buna özgü klas 3 dediğimiz o bölgeye uygulanabileceği ve uygulanabilirliği kanıtlanmış ürünler var. Mesela onları o bölgeye yapmak uygun ama farklı ürünlere hani her ürün o bölgeye yapılmaz. Ödem yapar, şişlik yapar, alerji yapar gibi. Doğru ürün doğru bölgeye uygulanmalı. Birincisi bu. Bazen alerjik reaksiyonlar olabiliyor. Bunu yönetmek gerekebiliyor. Eğer steril koşullarda yapılmazsa hani merdiven altı ortamlarda o yüzden biz yapılmasını çok istemiyoruz. Enfeksiyon enfeksiyon eşlik eklenebiliyor. Eğer sterilitesine o ürünün saklama koşullarına dikkat edilmezse veya uygulama sırasında derinin dezenfeksiyonuna çok dikkat edilmezse enfeksiyon oluşabiliyor ki bunlar oldukça can sıkıcı tablolar olarak karşımıza çıkıyor veya geç tip yabancı cisim reaksiyonları olabiliyor. Yine doğru ürün doğru şekilde kullanılmazsa yani bazen insanlar bazı vitaminleri işte susam yağıdır, şeydir, farklı şeyleri hani gençleşsin diye deri altına enjekte edebiliyorlar. Yağda çözünen ürün aslında yağ bazlı ürünleri ve bundan sonra da o bölgelerde kızarıklıklar, böyle granülom dediğimiz sert yapılar oluşabiliyor. Bunlar hep yanlış mezoterapi uygulamalarının örnekleri. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hatta yanlış uygulanırsa deride nekroz dediğimiz hani dokuda hasarlanmalar olabiliyor. Aslında çok güvenli uygulamalar. Doğru yapıldığında çok konforlu, çok güvenli uygulamalar ama bu tarz şeylere dikkat etmek lazım. Yani doğru uygulayıcı olması gerekiyor. Doğru ürün, doğru yer kişiye uygulanmalı. Doğru amaçla uygulanmalı. Evet. Aslında dermatolojide, dermatoloji uygulamaları adı altında çok yanlış işlemler yapılabiliyor az önce de söylediğiniz gibi. Hani mezoterapi evet asla korkulacak bir uygulama değil. Kesinlikle değil. Çok güzel faydaları var. Ama doğru uygulandığında doğru kişi tarafından, doğru kurumda
doğru alanda uygulandığında. Hı hı. Bunun altını bir kez daha çizelim. Çünkü çok fazla güzellik merkezi, estetik merkezi ya da buna benzer bu adı almış her işletme diyelim, bu uygulamaları yapma cesareti gösterebiliyor. Halbuki burada kişinin iyi araştırması lazım. Yani bu uygulamaları alacak olan kişinin muhakkak iyi araştırma yapmış olması gerekiyor. Hele ki bir de hastane bünyesinde böyle dermatoloji uzmanlarına müracaat etmekte hiçbir sakınca yok diyorum. Doğru mu? Şöyle, aslında gerçekten uygulamalar çok keyifli, çok konforlu. Bu yüzden hani aslında püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Evet. Çok basit görünebildiği için bazen ehil olmayan ellerde de yapılabiliyor. Hı hı. Ve bunun sonuçlarının sonrasında hani can sıkıcı sonuçlar olabiliyor. Hani çok keyifli ve konforlu uygulamalar, hani ağrı veya şey açısından minimal ve sonuçları çok güzel uygulamalar olduğu için hayat kalitesini artırabildiği, hemen iş şeye dönebildiğimiz, yani böyle bizi hayat şeyden işte uzun süre sosyal hayata hemen dönebildiğimiz işlemden sonra uygulamalar olduğu için çok keyifli uygulamalar. Sadece doğru yerlerde, doğru merkezlerde yapılmalı. Evet, istirahat dönemi gerektirmiyor ve zannediyorum ki kısa zamanda da sonuç alınabiliyor. Şimdi biraz onlara değinelim istiyorum ama mezoterapi sonrası özellikle dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Yine bu lokalizasyona göre değişecektir muhtemelen. Ama sizden genel itibariyle bir başlık alalım, sonra biraz detaylara ineceğiz. Şöyle, genel olarak o gün biz duş alınmasını istemiyoruz veya o hafta işte sıcak sauna gibi, hamam gibi çok sıcak ortamlara girilmemesini istiyoruz. Onun dışında 1-2 saatlik süren iğne enjeksiyon yerlerinde, o mezoterapinin uygulama yerlerinde kabarıklıklar olabiliyor. Onlar birkaç saat sürüp geçiyorlar zaten. Ekstra bir şey önermiyoruz. Biz 10 gün boyunca makyaj yapılmamasını tercih ediyoruz. Ama sonrasında hayatlarına normal hayata devam edebiliyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi benim de sosyal medyada gezerken özellikle denk geldiğim saç mezoterapisi. Bunu çok sık görüyorum. Öncelikle buna kaç yaşında başlanmalı ya da bunun bir herhangi bir yaşı var mı? Bunu merak ediyorum. Saç kıran hastalığına mensup kişiler de bu uygulamadan fayda görebiliyor mu? Yoksa ya da saç ekimi gerçekleşmiş kişiler de bu uygulamayı yaptırabiliyor mu gibi sorularım olacak size. Aslında direkt bir yaş sınırı yok mezoterapi için. Biz ihtiyacına göre ebeveyninden izin alarak ergenlik döneminde de saç dökülmesi başladıysa yapabiliyoruz. Direkt bir, dediğim gibi daha önceki bu hani o yapmadığımız grup haricinde öyle bir yaş sınırımız yok. Saç kıran hastalığında uygulayabiliyor muyuz? Evet, uygulanabiliyor. Ama biz saç kıranda hastalığın sebebi olan etkene yönelik intralezyonel steroid uygulamalarını daha ön planda tercih ediyoruz. Tabii ki bununla beraber mezoterapi işlemleri de yapılabilir ama saç kıranda ilk tedavi basamağını mezoterapiler oluşturmaz. Bu eklenebilir tedaviye. Sistemik saç kıranın yaygınlığına göre farklı, sadece o bölgeyi tedavi etmek çok yaygın olanlarda ağızdan hap tedavileri de verilebiliyor veya sürme ve orada saç çıkışını uyaran bazı maddeler var. Difenspiron gibi biz bu tarz maddeleri de kullanabiliyoruz ama tabii ki mezoterapilerde uygulanabilir tedavi ve takviye amacıyla. Diğer sorunuz saç ekimi. Saç ekimi gerçekleştirilmiş kişilerde uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Hem öncesinde hem sonrasında yapılabilir. Saç ekimi öncesinde saç kalitesini artırmak, saç o küçülme evresine girmiş, minyatürize olmaya başlamış saçları ve el üst tipinden ince ayva tüyü haline gelmeye başlayan saçları canlandırmak, kalınlaştırmak ve ekim yapılan ve ekilecek bölgenin kalitesini artırmak amacıyla tercih edilebilir. Bunu tavsiye ediyoruz. Sonrasında da yine aynı şekilde saç ekilmiş bölgede ekilmemiş saç kıllarının tekrar büyümesi, kalitesinin artması için aralıklı uygulamalar yapılabilir. Bunları öneriyoruz. Evet. Peki yaş sorduğumda özellikle dediniz ki eğer saç dökülmesi başladıysa mezoterapi uygulaması yapılabilir. Normal bir dökülmeyle anormal bir dökülmeyi nasıl anlayabilir kişi? Bayağı eline oluk oluk saç mı gelmeli? Yoksa bildiğimiz rutin açıklama şudur: yüz tel dökülürse normaldir. Bunu kişinin sarma ihtimali yok neticede ama eline sürekli, her elini saçına attığında çok ciddi miktarda saç geliyorsa
bu mezoterapi uygulamasını gerektirir diyebiliyor muyuz? Böyle bir teşhis koyabilir miyiz? Şöyle, aslında hani saç hastalıklarında yaklaşımda bütüncül yaklaşmak gerekir. Yani sadece mezoterapi yaptırdım ve saç dökülmem durdu demek çok sağlıklı bir şey değil. Tabii ki. Saç dökülmesinin tipine bakmak gerekiyor. Hı-hı. Yani erkek tipi mi? Kadınlarda görülen erkek tipi dökülme mi? Yoksa telojen efluvium dediğimiz stres, hastalık, işte sonrası olan yoğun dökülmeler mi? Veya işte doğum sonrası olan dökülmeler mi? Bunları değerlendirmek gerekiyor. Akut dönemlerde, yani çok yoğun olan dönemlerde eğer biz işte kan tahlillerine baktık ve orada eksiklikler varsa onları yerine getirdik, hormonal bozukluk varsa onu onun da beraberinde tedavisini başladıktan sonra evet, mezoterapi uygulamaları beraberinde eklenebilir. Ama mutlaka hastayı o konuda bütüncül değerlendirmek gerekiyor. Hı hı. Ve kombine tedaviler gerekiyor. Yani hem içten hem dıştan bir tedavi her zaman çok daha başarılı sonuçlar veriyor. Hı hı, muhakkak. Peki, yüz mezoterapisi demiştik. Az önce açıklamamızda göz çevresi diye konuştuk aslında ama yüz bölgesinde tam olarak nerelere uygulanabiliyor ve nasıl hangi amaçla uygulanıyor bunlar? Biraz onlara da değinelim dilerseniz. Yüz mezoterapisinin uygulama amaçlarımız bu yaşla beraber olan ince kırışıklıklar, o hafif sarkma, lekelenmeler, ufak ufak lekelenmeler, göz çevresinde oluşan ince kırışıklıklar, o yorgun ifade, koyulaşmalar, bunları tedavi etmek amacıyla kullanıyoruz. Aynı zamanda kurumaya başlamış, hatta ben ne kadar krem sürersem süreyim yetmiyor diyen hastalarda o nemi cilde depolayabilmek için yapabiliyoruz. Kolajeni ve elastini, hani oradaki bağ dokusunu yoğunlaştırmak, 30 yaşla beraber her yıl %1 oranında kaybetmeye başladığımız bu kolajen lifleri tekrar uyararak yerine koyabilmek amacıyla yaptığımız uygulamalar oluyor. Hı hı. Göz çevresinde dediğim gibi bu koyulaşmaları gidermek, yorgun görüntüyü gidermek, ince kırışıklıkları açabilmek için tercih ediyoruz. Hı hı. Peki, süremizi efektif kullanalım, devam edelim dilerseniz. Selülit mezoterapisi ve bölgesel yağlanma, bu ikisi de oldukça önemli başlıklar. Hı hı. Az önce bahsettiğiniz üzere özellikle diyelim ki sezaryen işlemi sonrasında yine böyle küçük yağlanmalar söz konusu olabilir, kalabilir yağlar bunlar. Genel itibariyle tabii ki kişiden kişiye değişecektir ama kaç seans yapılması gerekir gerçekten ciddi sonuç alabilmek adına ya da sadece mezoterapi yine az önceki gibi yeterli oluyor mu? Buyurun. Şöyle, çok geniş alanlarsa tabii ki onlar için daha farklı yöntemler, cerrahi işlemler yapılması daha uygun oluyor ama daha lokalize, çok bir bölge, çok ufak bir bölgede kalmış, ne kadar işte spor yapsa, pilates yapsa da gitmiyor olan bölgeler için mezoterapi ürünleri uygulanıyor. 5 seansla 12 seansa kadar sürebiliyor. Bunlar genelde 2 hafta aralarla yapılan uygulamalar. Birazcık mezoterapinin genelinden etki görebilmek için genel olarak mezoterapi uygulamalarında en az 4 seans uygulama yapmak ve hastanın şikayetine göre seans sayısı, seans sıklıkları, aralıkları artırılabiliyor veya azaltılabiliyor. Yine biz bu uygulamayı gıdada da kullanabiliyoruz. Gıdada lokalize kalmış o yağ dokusunu eritebilmek, şekillendirebilmek için yine bu şekilde yaklaşık işte 4 seansla 12 seansa kadar uzayabilen seans aralıklarımız var. 2 haftada bir uygulamak etkiyi artırıyor. Çünkü mezoterapinin etkisi orada etkisini görebilmek için üst üste ve sık uygulamalar gerekli oluyor. Yani yaklaşık minimum 2 ay gibi bu işlemlerin alınması gerekiyor. Evet. Peki. Şimdi bir diğer konumuz gençlik aşısı. İsmi çok güzel, çok afilli. Fakat biraz detay öğrenelim sizden. Nedir gençlik aşısı? Gençlik aşısı dediğimiz şey aslında yüz mezoterapilerin mezoterapisi olarak uyguladığımız ürünler, içlerinde farklı farklı maddeler var. Bir kısmının etkisi DNA hasarını düzeltmek ve orada işte kolajenin üretimini artırmak. Bir kısmının etkisi nem sağlamak, orada kas uyarısını artırarak sıkılığı sağlayarak lift etkisi, yukarıya kaldırma etkisi sağlamak. Bir kısmında parlaklık, bir kısmının etkisi parlaklık vermek, nemi hapsetmek, nem sağlamak bu şekilde. Bunların hepsinin kombine hale getirilmiş, bir kokteyl haline getirilmiş ürünler bunlar. Uyguladığınızda hem bir parlaklık hem bir lift etkisi sağlıyor, nem veriyor,
ince kırışıklıkları, lekeleri açıyor ve bu sayede biz gençlik aşısı diyoruz yani. Kaybettiklerimizi geriye almak gibi bir etkisi oluyor. Bu yüzden severek yaptığımız uygulamalar. Evet, peki çok sık müracaat oluyor mu diye soracağım ama muhtemelen özellikle oluyordur bu mevsimde, evet. Öyle mi? Evet. Bu işlemlerin mevsimi var mı bu arada? Şöyle, mevsim geçişlerinde uygulamak her zaman daha iyi bir etki sağlıyor. Tam yazın o işte deniz güneştir, evet. Etkisinden kurtul, etkisinin geçtiği dönemde işte ince lekelerimiz başladı yaz sonrası, işte cildimiz kurumaya başladı, havalar soğuyor. Mevsim geçişinde bunu hem nemi yüklüyoruz hem lekeleri açıyoruz. Faydalı oluyor. Genelde gençlik aşılarını biz 2 hafta arayla uygulamayı tercih ediyoruz. İlk hafta arayla 3 seansla böyle bir yükleme etkisi yapıp sonrasında 3 ya da 6 ayda bir kişinin ihtiyacına göre tam da yine mevsim geçişlerine denk gelen dönemlerde hatırlatma seansları yapıyoruz. Evet. Peki Paris ışıltısı, bunu da yine çok sık duyuyoruz. Zaten dermatoloji ile alakalı böyle güzelleşmekle ilgili bir tabir bulunuyorsa adına genellikle Paris, Hollywood bu tarz başlıklar konuluyor. Zaten zannediyorum ki kişiler de fayda göreceği kişiye, uzmana gittiğinde özellikle o kişilerin fotoğraflarını göstererek ben bunun gibi parıl parıl parlamak istiyorum, bunun gibi cildime sanki sürekli makyajlıymış gibi dolaşmak istiyorum gibi ifadelerle geliyordur size, değil mi, hastalarınız? Öyle düşünüyorum. Evet, evet, gerçekten de hani sonuçları o şekilde olduğu için doğru isimlendirme. Gençlik aşısı, Paris ışıltısı, pembe ışıltı, aslında hepsinde genel olarak yaptığımız şey o içlerindeki amino asitler, bu peptitler, hyaluronik asit, onun dışında glutatyon, bunlar hepsi cildimize parlaklık, ışıltı, nem veren ürünler. Ve bu sayede etki gösteriyorlar zaten. Küçük küçük iğneler şeklinde derimizin altına hapsetmiş oluyoruz biz o maddeleri ve onların kolajeni üretmesini, işte o cildimizde kaybettiğimiz nemi yerine koymasını sağlamış oluyoruz. Hyaluronik asit biliyorsunuz su tutma kapasitesi yüksek olan bir molekül. Bunu çapraz bağımsız etkisiyle beraber homojen dağılarak cildimizde o parlaklığı, nemi, ışıltıyı, o pürüzsüz görüntüyü sağlıyor. Evet, ama zannediyorum ki bu işlemler az önceki gibi değil. Daha çok yaş almanın verdiği etkiyi cildinde hisseden kişilerin, yani belli bir yaş sonrası uygulanmaya başlayan işlemler mi? Ya da aslında bir sınır yok. Öyle mi? Hayır, yok. Sadece kişinin ihtiyacına göre, 30'lu yaşlarda 2 hafta arayla 3 seans yapıyorsak 50'li yaşlarda seans sıklığı artabiliyor. 2 hafta arayla 3 seans yaptınız 30'lu yaşta, bir sonraki seansı 6 ay sonra yapabiliriz ama 50'li yaşlarda bunu 1 ay sonra bir seans, 1 ay sonra bir 2 seans yapıp 5 seans yapıp sonrasında bir 3 ay sonra bir seans yapıp biraz daha sıklığı artırıp o ihtiyacı daha fazla karşılayıp sonra seans aralığını açıyoruz. Yani sıklıkları değişebiliyor ki daha o hasarı daha iyi toparlayalım diye. Evet. Peki nasıl uygulanıyor doktor hanım bu işlemler? Yani hasta size müracaat ettiğinde durumu tespit ediyorsunuz. Evet, sizin ihtiyacınız var diyorsunuz. Önce cildi temizleyip sonra belli kimyasallar kullanıp yine o cilt altına enjekte işlemi mi gerçekleşiyor? Şöyle oluyor. Lokal anestezik bir krem sürüyoruz ki konforlu bir uygulama olsun diye. Çok küçük, bizim 32 ya da 34 gauge dediğimiz böyle çok ince, çok çok ince kıl gibi iğnelerle deri altına, uyuşturan derinin altına minik 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 böyle kabarcıklar yapacak şekilde uygulamalar yapıyoruz. Tüm o alanı tarıyoruz. Göz çevresi, boyun, ihtiyacı olan bölge neresi, tüm alanı. Birkaç saate o kabarıklıklar zaten dağılıyorlar. Ağırlı uygulamalar değiller zaten. Ertesi gün normal hayatına, günlük hayatına devam edebiliyor. Zaten birkaç saat sadece hani şey ediyoruz. Yani sosyal ortamda 1-2 saatlik uzak durma yeterli kabarıklıklar geçene kadar. Bu şekilde. Evet, peki ne kadar sürüyor bir seans? Süre bazlı? Uygulama süresi mi? Yani 20 dakika kadar lokal anestezinin sürmesi. Uygulamada bir o kadar, o kadar. Evet, 40 dakika, 1 saat içerisinde. Evet, bitmiş oluyor. Hasta hastaneden ayrılmış oluyor. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek istediğiniz bir madde var mıdır? Süre yine su gibi geçti. Şöyle, yani mezoterapi uygulamaları gerçekten çok keyifli uygulamalar ve sonuç alınan uygulamalar. Sadece
şunu hani belirtmek gerekiyor. Uygulamalarda başarı için 3-4 seans et uygulayıp görmek gerekiyor. Hı-hı. Ve hastalar o zaman fark ediyor. Gerçekten bazı uygulamalarda tek seansta etkiyi görüyoruz zaten. Hı-hı. Ama bazı uygulamalarda biz onu hastalarımıza belirtiyoruz. Ve 3-4 seans sabretmek gerekiyor. Çok güzel, yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Keyifli uygulamalar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Ellerinize sağlık diyelim şimdiden. Sizleri başka bir konuyla tekrar programımda ağırlamaktan mutluluk dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Birlikte Sağlık'ta programından bugünlük bu kadar. Yarın tekrar başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.